Aslında bu pist yapıldığı sırada da çok tartışmalıydı. Yani 2007 yılında açılan bu Hatay Havalimanı depremin ardından çöktü. Ankara Büyükşehir Belediye'mizle beraber onların yardımıyla bir onarım yapıldı. O günden bu yana da yardım uçakları, kargo uçakları, insani yardım uçakları inip kalkıyor. Yani kullanılıyor aslında Hatay Havalimanı. Yolcu uçaklarına mı uygun değil şu an? Ya aslında o da tartışmalı. Şöyle, edindiğim bilgilere göre, yani bu konuda bilgi sahibi olan uzmanlardan aldığım bilgilere göre, bu şeyin, pistin uzunluğu aslında bu yolcu uçaklarının 2082 metre mesafe tam dolu bir uçağın inişi için yeterli bir uzunluk diyorlar. Yani şu anda bu 918 metre kısaltıldı ama 2082 metre kısmı kullanılabilir konumda. Dolayısıyla buraya uçakların iniş kalkışında bir mahsur yok. Şöyle İniş bir teknik kalkış. detaydan da bahsediliyor. Ona da vakıfsanız paylaşırsınız. Belki tablo da daha netleşir. Bir uçağın inebilmesi için gereken mesafeden çok daha fazlası aslında kalkış için gerekli diyor uzmanlar. Dolayısıyla eğer bir yerden bir uçak kalkabiliyorsa inebiliyor da olmalı şeklinde de bir Doğru. değerlendirme var. Şimdi şöyle, aldığımız bilgiler doğrultusunda 16 Şubat'ta bir notam, yani havacılar için bir bilgi notunu yayınlanıyor. Buraya iniş çıkışlar konusunda sadece yardım uçakları ile sınırlı kılınıyor. Daha sonra bir süre yolcu uçakları kalktı, indi kalktı, yani bir sorun olmadı. Fakat zaman içerisinde bir söylentiye göre, bunu da bir gazeteci arkadaşından aldığım bilgiler, resmi değil, buradaki sıvılaşmanın arttığı. Zaten biliyorsunuz burası Amik Gölü'nün üstüne yapıldı. Amik Gölü'nün üstüne yapıldığı sırada biz itiraz ettik. Burası havaalanı için uygun değil dedik. Ve defalarca sel ve su baskınıyla orası bir göle döndü. Hatırlarsanız daha önceki yıllarda kayıkla gezenler vardı bu havaalanının içinde. Ve herhalde bu bir büyük bir deha, bir fikir. Bilişim sistemleri de zemin katta. Hani en çok etkilenecek olan bilişim sistemleri de bodrum katında. Defalarca kullanılamaz hale geldi. Bugün de son tahlilde yapılan tadilatlarla uçakların iniş çıkışına engel olmadı. Belli ebatlarda uçaklarla, en kötü de hani bir ağırlık sorunu varsa, belli yük ve tonaj sınırlaması yaparak rahatlıkla kullanılabileceği uzmanlarca söyleniyor. Ama bu arada aklımıza şu geliyor, yani şu anda oradan havaalanını kaldıracakları gibi bir dedikodu var. Onun İskenderun tarafına taşınacağı gibi bir dedikodu var. İşte bunun bu şeyde Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşulduğu gibi baştan beri yanlıştı. Ama şu anda kullanılamaz konumda olduğu konusu da bana göre abartılıyor. Çünkü uzmanlar 2082 metre mesafenin tam dolu bir uçağın inişi için yeterli olduğunu söylüyor. Ve hangi tip uçaklar? Airbus 320 ve Boeing 737 uçağı için 2082 metrelik frenleme ve durma mesafesi yeterlidir diyorlar. Sorduğumuz bilim adamları, yani uzmanlar. Buradan aklınıza şu geliyor. Yani 918, yani 3000 metrekarelik pistin 918 metrekarelik kısmı kullanılmaz konumunda, yani notam verilmiş. Buradan aklımıza şu geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre deprem sonrası deprem bölgelerinden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu yer ile taşımış. 1 milyon 662 bin kişi kayıtlarını aldıramamış. Yani bulundukları yere gidip oy kullanacaklar. Bu bizim bölgemizde de şöyle, Hatay için. Hatay'da 550 bin resmi kayıtlara göre göç var. Yani başka illere gidiş var deprem sebebiyle. Resmi olmayan, yani bildirimde bulunmayan, mazot parası almayan, taşıma talebinde bulunmayan, kendi imkanlarıyla gidenlerle beraber nüfusumuzun yarısından fazlası, 850 bin civarındaki bir nüfusun şehir dışında olduğunu biliyoruz. Bunların 250 bin civarında, 250 binin üzerinde sayısı seçmen, hani ailelerin. Bu 250 bin seçmenin bize göre işte 60 bin civarındaki kaydı şeyde bırakmış, yani ben orada kullanacağım demiş, gerisi Hatay'da kullanacağını beyan etmiş. Bunların taşınması, mesela AFAD taşıdı o zaman,
Şimdi mesela AFAD demiyor ki ben sizi taşıyacağım, barındıracağım, uçakla getireceğim falan, trenle getireceğim, deniz yoluyla getireceğim. Böyle bir açıklama asla yok. Ve bu seçmenlerin oy kullanmaması tabii ki bugün için Cumhur İttifakı'na yarıyor. Bu yüzden de hiç rahatsız değiller, böyle bir çaba içerisinde de değiller diye düşünüyoruz. Neticede demokratik haklarını kullanmasına, anayasal haklarını kullanmasına vatandaşa engel oluyorlar. Neden getirmiyorlar bunlar oy kullanmasını, neden işine yarıyor diye düşünürsek de. Yani bu insanlar biliyorlar bu ülkede hukuk yok edildi, sanayi çarkları durdu, tarımda yani insanlar kendi üreticisi sefalete mahkum edildi, topraklarından koparıldı, ekonomi tepetaklak, enflasyon almış başını gidiyor, alım gücü kalmadı insanların. Bu deprem felaketiyle de insanlar mesela Hatay'da ve Adıyaman'da insanlar unutuldu. 3 gün deprem olduğunun haberini yayınlayamadınız. Bilişim sistemleri çalışmadı, yani GSM operatörleri çalışmadı. Ondan sonra kısıtlamalara gidildi bazı bölgelerde. Niçin olduğunu açıklayamadılar. Yani neden bu kısıtlamalar yapıldı falan. Bu rezalet bir yönetim, organizasyonsuzluk, yönetememezlik depremzedelerin burasında. Evet. Ya onlar bu sandıkta bu cevabı verecekler diye korkuyorlar. Suzan Hanım, hazır yeri gelmişken bir de biliyorsunuz bir eski din bilgisi öğretmeni çıkartıldı kürsüye. İşte adına mozaik diyorlar ama aslında burada Allah'ın kırbacı işledi. Ergider Aksoy. Yani belki Ergider ona da iki Aksoy, çift laf etmek istersiniz. Şöyle, kesinlikle etmek isterim. Bunu şiddetle kınıyorum. Yani bu Hatay'a yapılmış büyük bir terbiyesizliktir. Çok büyük bir terbiyesizlik. Bakın altını çiziyorum. Bu hain bir duygudur. Hatay'ın mozaiği böyle bir söylemi asla kabul etmez. Efendim, daha önceki depremlerde işte Hristiyanlığı bu şehre getirenlerin üzerine olmuş. Allah'ın kırbacıymış. Bu bir şey değil, rahmetmiş. Bu nasıl söz? Bu nasıl kabul edilebilir? Hatay gibi bir yerde, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Türkiye'nin hiçbir ilinde kabul edilmez. Hele hele Hatay'da. Biz renklerimizle, mozaiklerimizle, gökkuşağı gibi barış, kardeşlik içinde yaşadığımız bir şehirde. Bu nedir biliyor musunuz? AK Parti'nin alt zihniyetidir. Ben bu hatırlatmayı zaten şu sebeple yaptım. Siz dediniz ya hani 3 gün unutulmadı, gelinmedi, gidilmedi vesaire, görmezden gelindi. O süre zarfında Cumhurbaşkanı'nın da aslında açıklamaları vardı. Öyle olmasına rağmen yardım ettik, böyle olmasına rağmen şunu yaptık filan gibi bir takım böyle açıklamaları ya vardı. Bu din bilgisi hocası da AKP'nin propaganda kürsüsünde konuştu. Yani böyle kendi başına açıklama yapan biri değil aslında. Oradaki o korelasyon açısından hatırlatma ihtiyacı hissettim. Ben size söyleyeyim sunum nasıl olduğunu. Orada 4 yol ilçe başkanı konuşmasını yapıyor. Bu aday tanıtımından sonra bir Kur'an silüeti, yani Kur'an okunması, Yasin okunması isteniyor. Her zaman çağırdıkları imam, yani bu hoca ve aday adaylarından birinin de kuzeni. Yani Sayın Bayram Türkoğlu'nun da çok yakından tanıdığı ve kürsüye davet ederek gelen bir kişi. Her zaman da bu kürsülerde yer alan birisi. Öyle vatandaştı falan değil yani. Bu alt zihniyet çok çirkin bakın ve çok tehlikeli. Şimdi bize gelmiş Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben CHP'li olduğu halde geldim. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir ayrımcılığı, ötekileştirmeyi hiçbir yerde yapamaz. Bu dili kullanamaz. Hatay'da hiç kullanmamalıdır. Bir kere bu büyük bir üzüntü bizi incitti. Onu söyleyeyim yani. Hatay halkını çok incitti. Burada da bakın orada Sayın Hüseyin Yayman var. Ekranlara getirdiğinizde göreceksiniz. Evet. Sayın Hüseyin Yayman AK Parti'nin milletvekili. Onun da yeğenleri, kardeşi, kardeşinin çocukları, ailesinden birçok kişiyi kaybetti bu depremde. Yani 7 kişiyi kaybetti. 11 yani, kişiyi kaybetti benim bildiğim yani kadarıyla. Kendisi derece 7 tane ailesinden insan kayboldu. Evet. Şimdi ona da yapılmış büyük bir hakarettir. Ben Hüseyin abi sana da, Hüseyin vekilim daha sonra bir açıklama yaptı ama ben onu orada tam da o kürsüdeyken yapmasını, evet, o kürsüde haddini bildirmesini isterdim. Çok incindik. Yani evet, o kürsüde haddini bildirmeyip onun dışında kalan herkes alkışladı onu. Peki. Herkes.
Peki şimdi Sayın Şahin, kuşkusuz hani siz bir Hataylı olarak kızgınsınız. Biz vatandaş olarak gerçekten kabul edilemezliği çok açık bu konuşmanın. Hatay Havalimanı'na dönersek, burada eğer böyle bir alt metin varsa, hani bu konuşma da bu hissimizi güçlendirdiği için atıf yapmak istedim zaten. Böyle bir alt metin varsa, böyle bir niyet varsa bunun önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Yani Hataylı depremzedelerin kentlerine dönüp oylarını vermeleri için ne yapıyorsunuz? Yani şöyle, biz elimizden geleni yapıyoruz onların buraya taşınması noktasında. Hemen hemen her televizyon programına çıktığımda çağrı yapıyorum. Gelin ve Hatay'ı yalnız bırakmayın, burada oy kullanın, kendi imkanlarıyla gelebilenler gelsin diye. Şunu da kabul etmek lazım real anlamda. Mesela ben gittim, Devlet Demiryolları ile görüştüm. İskenderun'a tren var. İşte Eskişehir'den işte Konya'ya kadar geliyorsunuz. Hızlı trenle Konya'da başka bir trene aktarılıyorsunuz. Adana'ya, Adana'da başka bir trene aktarılıyorsunuz İskenderun'a. Bunun doğrudan hat olarak, yani direkt gelişi sağlanabilir mi? Konya'dan sonra direkt sağlanabilir mi? Mersin'den tren var. Efendim, Mersin Taşucu'ndan deniz yoluyla, belki feribotlarla taşım olabilir. Nüfusun büyük bir kısmı Mersin'de bizde. Yani 80 bin civarında seçmenimiz yaklaşık Mersin'de. Ama şöyle, yani realiteye dönersek 6800 falan otobüse ihtiyacımız var. 6800. Böyle bir fiili olarak böyle bir otobüs yok. Hani parayı karşıladık. Anladım. Trafik konusu var. Yani kaç gün önce gelecekler? Kaç gün önceden başlamak gerekiyor? Evet. Bunların barınma imkanları da yok. Barınma imkanları yok. Nerede barındıracaksınız? Diyelim ki 10 gün önceden başladık. 10 gün nerede barındıracağız? Evet. Yani ev yok. Biliyorsunuz şartlar kötü. Dolayısıyla aynı gün gelip gitmek için en doğru şey havayolu ve ek seferlerin, charterlarında konulması gerekirdi bence. Evet. Hani sabah gelsin akşam dönebilsin diye ilave uçakların da olması lazımdı. Yani belki 2 saatte bir çeşitli yerlerden, destinasyonlardan uçak seferleri olmalıydı. Bu deniz seferleri belki konulabilirdi işte. Aslında Suzan Hanım, madem ki depremzedelere yardım etmekten söz ediyoruz, devlet onların oylarını kullanabilmeleri için bu sözüne ettiğiniz kolaylığı, bir biçimde bu organizasyonu da yapmalı gibi geliyor. Şimdi ben, biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, bundan aylar önce Yüksek Seçim Kurulu takvimini açıklamadan önce yaklaşık bir hafta ısrarla şunu önerdim. Dedim ki bir yasa değişikliği yapalım. Hani bu konuda bir yasa değişikliği. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları biliyorsunuz kesin. Birçok mühürsüz oyları geçerli kılan bir Yüksek Seçim Kurulumuz var bizim. Biliyorsunuz yani. Evet, evet. Yani aldığı kararlar hiç tahammüllere uymayan birçok ucube kararlar aldığını biliyoruz. Burada tam da kamu yararı gözetilerek, kamu menfaati de, bir de buradan onların gidip gelmeleri mali açıdan da hem devlete hem onlara zul. Kamu yararı düşünülerek ben dedim ki her ilçede kaymakamlık, ilçe kaymakamlığının önüne afet sandıkları konulsun. 11 ilin sandığı orada olsun. Yani Hatay, Adıyaman, Malatya vesaire. Orada bulunan, o ilçede bulunan seçmenler gitsin. Hataylıysa aidiyetini, zaten geçici kimlikleri var biliyorsunuz. Hatay sandığında oy kullansın. O oylar da gelsin Hatay iline eklensin. Yurt dışı oylarının bir değişi. Onlar biliyorsunuz havuza atılıyor. Nüfusa göre dağıtılıyor ama burada doğrudan Hatay ilinin şeyine. Efendim, itirazlar nasıl olur dediler. İtirazlar tabii ki oy kullandığın yere. Yani Eskişehir'deyseniz Eskişehir Seçim Kurulu'na yaparsınız. Son durum, kesinleşen durum yine Hatay seçme, yani Hatay sandığına yansır. Evet. Bunu bir türlü kabul ettiremedik. Olmadı, işlerine gelmedi. Bugün de gelinen noktada ne kadar az katılım sağlanırsa o kadar iyi diye bakıyorlar. Çünkü depremzedelere yüzlerini dönmediler. Depremzedelerin gönüllerinde çok acı bir yerleri var. Hala buradaki depremzedeler çadırlara mahkum edildi. Bakın, evet, istatistik olarak size şunu söyleyeyim. Konteynerların %60 civarındakine hayırseverler yaptı. Hayırseverlerin yaptığı bu konteynerların da içine alarak istatistiki rakamlar veriyorlar. %25'i geçmiyor konteynere yerleştirecekleri hedef. Yani evet, bu yıl içerisinde aldıkları hedef.
Dolayısıyla TOKİ evleri, yani TOKİ'ler bizim bölgemizde ve diğer bölgelerde %8 ile 12'yi geçmiyor. Mart ve Nisan ayında yapılan program %25'i geçmiyor. %80 ne olacak? Belirsizlik var. Orta hasarlı, mesela çelik çomak oyunu gibi, orta hasarlı binaları önce yıkacağız dediler. İnsanlar kapılarını, pencerelerini, mutfak dolaplarını söktü. Şimdi müşterilendirebilirsiniz diyorlar. Bunların maliyetini kim ödeyecek? 3000 lira kira hayatın gerçeğine uygun değil. Bu insanları rezillik içerisinde bıraktıkları, sefalet içerisinde terk ettikleri için depremzedelerin oylarını alamayacaklarını biliyorlar. O yüzden bu tür uygulamalar var. Çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz için. Suzan Şahin, sağ olun, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hatay. Her şeye rağmen yine baharlar gelecek. Milletimize sözümüz olsun.